Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. E, tanım kümesi A olan değer kümesi doğal sayılar fark A olan bir F fonksiyonu var. E, ve artan bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. F72 artı F71'in ee, en az olmasını istiyoruz a kümesini şurada görüyoruz bunu bir düzenleyelim a kümesi tam sayılardan oluşuyor bu tam sayılarında eksi 3 açık 72 kapalı aralığında olmasını istiyoruz o zaman a kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 diye gidip 72'ye kadar giden küme olarak ne yapmış olacaktır? gelmiş olacaktır. E, fonksiyonumuzda bu tam sayıları kullanmamız gerekir. Burada kaç tane tam sayımız var? 72 eksi 2 yani 72 artı 2'den 74 terim sayısı bulduğumuz için bir eklersek 75 tane tam sayı var. Bu 75 tane tam sayının görüntüsünü nereden yakalayacağız? Doğal sayılar fark A'dan. E, doğal sayılarda hep tam sayı olduğu için bulacağımız görüntülerinde tam sayı geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. N fark A kümesini de burada belirleyelim. Doğal sayılardan üstteki şu kümeyi çıkarttığımızda 0'dan 72'ye kadar olan tüm doğal sayıları kenara koymuş oluruz. Yani burada bizim değer kümemiz 73, 74, 75 diye başlayıp ilerleyen ve sonsuza kadar giden küme olarak gelecektir. Biz buradaki 75 elemanı A kümesindeki 75 elemanı buradaki 73'ten başlayıp sonsuza kadar giden doğal sayılarla eşleştireceğiz. Fonksiyonumuzun artan olmasını istiyoruz. Bu bize neyi söylüyor artan fonksiyon? Mesela şimdi buradaki en küçük eleman tanım kümesinde eksi 2. Biz f-2 bulduğumuzda tabii ki f-2'nin 73 olmasına 74 olmasına falan gerek yok. Mesela bu 100 olsun. O zaman f-1'e geçtiğimizde 100'den büyük bir değer. İlla 101 olmasına gerek yok. Mesela 110 seçebiliriz. Daha sonra f0'a geldiğimizde mesela buna 1000 diyebiliriz. F1'e geldiğimizde 1000'den daha küçük bir değer olmaz. Hep artarak gitmemiz gerekir. Mesela buraya da 1 milyon diyebiliriz. Hani bunda bir sınır yok. Önemli olan bizim e, bu artanlığı her zaman sağlamış olmamız bize diyor ki f72 artı F71 toplamı en az kaçtır şu sağdaki gibi ilerlediğimizi düşünürsek 71'in görüntüsünde 72'nin görüntüsünde bunlardan hep büyük gelmesi gerekir. Böyle büyük sayılar seçtiğimiz zaman 71'in ve 72'nin görüntüleri de büyüyecektir. O zaman biz burada olabildiğince küçük sayılarda kalmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu değer kümemizdeki en küçük elemanları kullanarak bence sağlayabiliriz. Şimdi biz burada ilk olarak eksi 2'nin görüntüsünü bulacağız. O zaman değer kümemizdeki verebileceğimiz en küçük elemanı bununla eşleştirelim ve bunun 73 geldiğini düşünelim. Şimdi 73'ten büyük ama en küçük sayıyı kullanırsak hep böyle küçük değer burada işlem yapmış oluruz. Mesela f -1'e geçtiğimizde 73'ten büyük ama en küçük 74'ü kullanalım. Hem artanlık sağlanmış olur hem de şuradaki 72 ve 71'in görüntüleri içinde küçük değerleri doğru gitmiş oluruz. O zaman aynı mantıkla bence tanım kümemizdeki elemanlarımızı bir bir arttırdıkça elde ettiğimiz görüntülerde bir bir arttıralım ki daha fazla artış olmasın. 71'in ve 72'nin görüntüleri de olabildiğince küçük gelsin. Bu durumda düşündüğümüzde f0'ımızı 75 olarak alırız. f1'imizi kaç olarak alırız? 76. Dikkat ediyorsanız burada içeriye yaz Aldığımız değerin hep 75 fazlasını görüntü olarak aldığımızda minimum şekilde ilerlemiş oluruz. Yani biz burada fx'imizi x artı 75 gibi ne yapabiliriz? Düşünebiliriz arkadaşlar. Bu bizim minimum görüntülere götürmüş olacaktır. Bu durumda f72'miz 72 artı 75 gelir. F71'imizde 71 artı 75 gelmiş olur. Bunları topladığımızda da minimum toplamı yakalamış oluruz. Taraf tarafa toplayalım. Hatta şunun 147 geleceğini bunun da bakın bir eksiği yani 146 geldiğini görüyoruz. 71'in görüntüsü 146 geldi. 72'ninki de bunun bir fazlası 147 gelmiş oldu. Bunları topladığımızda 147 146 daha bize neyi verecektir? 293'ü verecektir. Yani buradaki minimum toplam 293'tür. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.